Selamun aleyküm. Hayırlı günler diliyoruz değerli izleyenler. Sağlıcak Dağ programında karşınızdayız. Bugün de önemli bir konuyu konuşacağız inşallah. Bademciklerimizi inşallah ele alacağız. Bademcikler ne işlev görür, nedir? Bademcik şişmelerinde ne zaman doktora başvurulmalı? Bu önemli soruları inşallah masaya yatıracağız. Tabii hemen hatırlatalım, sizler de programımıza katkı verebiliyorsunuz değerli izleyenler. Sorularınızla varsa sorularınızı iletebiliyorsunuz. Hem WhatsApp hattımızdan hem de canlı yayına katılarak sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Bademcikleri değerli hocamız Doktor Tayyar Kılınç'la konuşacağız inşallah. Kendisi kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Programa vereceğiniz katkı için de şimdiden tekrar teşekkür edelim. Bademcikleri konuşacağız. Önemli bir konu çünkü bademcikler bağışıklık sisteminin koruyucuları aslında. Vücuda enfeksiyonlardan koruyan ilk mekanizma diyebiliriz. İzleyenlerimiz de sorularıyla bizlere katkı verecekler ama biz hemen dilerseniz şöyle başlayalım. Bademcikler nedir? Hangi işlevleri görürler? Vücuttaki önemi nedir bademciklerin? Hemen öyle başlayalım dilerseniz böyle. Şimdi bademciklerimiz yani sağ ve sol olmak üzere iki tanedir. Tabii sizin de söylediğiniz gibi bademcikler savunma çok en önemli savunma mekanizmalarından. Tabii bu işi sadece bademcikler savunma deyince sadece bademcikler akla gelmez aslında. Savunma evet. Yani bu dışarıdan alınan yani işte hava olsun, yemek olsun yani dışarıdaki bütün yani yabancı maddelere karşı sadece bademcikler değil savunma bizim hani burnumuzda ve ağzımızda başlıyor. Ve bütün mukoza dediğimiz yani bütün ağzı döşeyen bütün mukoza, burnu döşeyen mukozanın altında savunma mekanizmaları mevcut. Tabii bu özellikle bademcik ve çevresinde bu daha bir lokalize, daha bir organize olmakta. Bademciklerimiz aslında dediğim gibi yani iki tane diye aslında biliyoruz ama bademciklerimiz temel olarak geniz dediğimiz bölgede de bir bademciğimiz var. Dil kökünde de bir bademciğimiz var. Ve Öztaki tübünün etrafında sağda ve solda olmak üzere Gerlah bademcikleri dediğimiz birer bademci sağda ve solda olmak üzere iki tane bademciğimiz daha var. Dolayısıyla boğazımızda aslında hem arkada hem önde hem sağda hem solda etrafı çevreleyen bir halka şeklinde bir savunma halkası oluşuyor. Çünkü bu ağzımız ve burnumuz vücudumuzun ana kapısı olduğu için her türlü işte bakteri, virüsler, yabancı maddeler oradan geçtiğinden dolayı buranın ilk kontrol altına alınması gerekiyor. İşte bu mekanizmaya yani geniz dediğim dil kökündeki bademcik bizim sağda ve solda hani en çok hani bildiğimiz işte bademcik olarak dediğimiz işte sağ ve sol bir de Gerlah bademcikleri bunlar bir halka oluşuyor. Bunun adı Valdeyer halkası. Valdeyer halkası bu dışarıdaki yabancı işte mikroorganizmaların işte gerek virüsler olsun gerek bakteriler olsun, hastalık yapıcı yabancı vücuda zarar verebilecek organizmalara karşı en önemli savunma mekanizmasıdır. Buradan işte gerek hava yolu veya su veya yemek gıdalarla alınan bakterileri onları tanımakta, onları analiz etmekte ve bunlara karşı bağışıklık oluşturmaktadır. Bu bademciklerimizdeki özelleşmiş yapılar gelen antijen yani antijen dediğimiz yabancı demek antijen demek işte vücuda yabancı olan şeyleri mikroorganizmaları tanımakta onlara yapışmakta ve daha içeriye alıp onlara işte kalıcı bağışıklık oluşması için
gerekli hücrelere sunmakta. İşte biz onlar T ve B hücreleri ve plazma hücreleri diye işte ayırıyoruz. Yabancı mikroorganizmalara karşı kalıcı bağışıklığı da oluşturması için çok önemli savunma mekanizması. Evet. Evet. İşlevi çok önemli gerçekten hocam. Evet, siz de tarif ettiniz. Özellikle bu dönemde pandemi sürecini yaşıyoruz. Koronavirüs konuştuğumuz bir dönemde bademciklerimizin önemi de haliyle ortaya çıkmış oluyor. Tabii bazen bunlarla mücadele edemiyor ve sonuçta bir şişme meydana geliyor ya da iltihaplanma meydana geliyor. Bu nasıl oluşuyor hocam? O süreç nasıl işliyor? Mesela mücadele edemediği virüslere karşı tepki olarak mı şişiyor ya da iltihaplanıyor? Aslında yani şöyle mücadele etme şeklidir aslında iltihabi olay. Evet. Yani ona yenik düşme şeklinde değil, mücadele etme şeklidir. Neticede bir bakteri girdiğinde, yani hastalık yapıcı bir bakteri girdiğinde, çünkü her bakteri hastalık yapıcı değil. Vücut hangi bakterinin hastalık yapıcı, hangi virüsün hastalık yapıcı olduğunu biliyor. Hastalık yapıcı bir bakteri girdiğinde vücudun buna karşı bir savaş mekanizmasını devreye sokması gerekiyor. İşte bu bademcik iltihabı da bu savaşın bir karşılığı şeklinde. İltihaplanarak bizi uyarıyor aslında. Aslında iltihaplanarak onunla mücadele ediyor. Yani iltihaplanmadan bu mikroorganizmayı yok edemeyebilir yani. Evet. Bu neticede bu en başta anlatmaya çalıştığım bu bakteriyi aldığında bunu gerekli hücrelere sunuyor. Dışarıdaki mukoza üzerindeki hücreler bunu alıp daha içerideki hücrelere sunuyor. Daha içeride işte T hücreleri dediğimiz hücreler, makrofajlar, nötrofillere sunuyor. Ve bunlar da ona bir cevap oluşturunca bazı iltihabi mekanizmaları devreye sokuyor. İşte interleukinler, tümör nekroz faktör gibi. Neticede bu iltihabi mekanizmalar devreye girince oraya daha fazla kan gerekiyor. Daha fazla kan olunca orası bir yani şişme başlıyor. Ve bu mücadelede işte biz işte ağrı, yutma güçlüğü gibi bazı şikayetlerle hissediyoruz ama aslında orada bir iltihabi bir olay var. Bu bakteriyle mücadele etme şeklinde iltihabi bir süreç başlıyor ve ta ki bu mikroorganizmayı ortadan kaldırana kadar bu süreç devam ediyor. Evet. Peki belirtilerini soralım. Aslında belirtiler oluştu. Ondan sonra teşhis nasıl konuluyor hocam? Bademciklerle ilgili. Şimdi dediğim gibi bu bu lenfotik lenfoid dokular. Bu lenfoid doku, yani biz buna bu şeyde dokuları lenfoid doku diyoruz aynı zamanda. Bunlar mikroorganizmaların giriş kapısı olduğundan dolayı her türlü mikroorganizmayla karşı karşıya kalabilmektedir. Dolayısıyla hem virüsler girebilir, hem bakteriler girebilir, mantarlar girebilir. Birçok yani mikroorganizmayla enfekte olabilir. Dolayısıyla bir bademcik iltihabını yani İşte bakteriyel enfeksiyonlar bile viral enfeksiyonlar diye ayırmak lazım. Çünkü ikisinin yaklaşımı biraz farklı oluyor. Şimdi bu viral bir virüsle enfekte olduğu zaman vücut biraz daha farklı cevap veriyor. Bir bakteriyle enfekte olduğunda biraz daha farklı cevap veriyor. Bademciklerin bu cevap verme şekli bizim şikayetlerimizi de değiştiriyor. Yani bir bakteriyel enfeksiyonda şikayetlerimiz biraz daha farklı, viral enfeksiyonda şikayetlerimiz biraz daha farklı. Yani bunun ayrımı çok önemli çünkü burada hem tedavi de değişiyor. Yani viral enfeksiyonlarda başka farklı bir yaklaşım, bakteriyel enfeksiyonlarda farklı yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Bu ikisinin ayrımını yapmak gerekiyor. Bu ikisinin ayrımını şu şekilde yapılabilir. Yani viral enfeksiyonlar
ikisi de aslında hem viral enfeksiyonlarda hem bakteriyel enfeksiyonlarda ortak bazı şikayetler oluşuyor. Ama tabii dediğim gibi bu şikayetler viral enfeksiyonların daha şiddeti biraz daha farklı, bakterilerde daha farklı. Viral enfeksiyonlar ve bakteriyel enfeksiyonlarda ikisine de aslında bir boğaz ağrısı olur, ateş ve halsizlik olur. Yani bu ortak özellikler. Viral enfeksiyonlarda bu biraz daha bazen hafif seyredebilir. Ateş işte ikisinde de ortak özellik, ikisinde de yükselebilir. İkisinde de halsizlik olur ama bakteriyel enfeksiyonlarda halsizlik çok daha fazla olur. Ek olarak viral enfeksiyonlarda konjüktivit, ses kısıklığı ve öksürük eşlik eder. Yani biraz daha başka şikayetler de olur. Belirtiler. Ama bakteriyel enfeksiyonlarda konjüktivit dediğimiz işte göz problemleri, burun akıntısı, öksürük, ses kısıklığı çok fazla olmaz. Bu şikayet anlamda yani ayırt edebileceğimiz şikayetler. Tabii muayenede bazı farklılıklar görebiliriz. Viral enfeksiyonlarda muayenede biraz daha bademişlerin hafif biraz kızarık olduğu, ondan sonra burun dediğim gibi burun akıntısı ve konjüktivit eşlik ettiği şeklinde görebiliriz. Ama bakteriyel enfeksiyonlarda tabii bakteriyel enfeksiyonlar da belki birazdan ayıracağız çünkü o da çok önemli farklılıklar yani gösteriyor. Bakteriyel enfeksiyonlarda bademcikler üstü daha beyaz bir membranla kaplanır. Yutma güçlüğü daha bir daha fazla olur ve ateş daha yüksek olur. Tablo biraz daha gürültülü seyreder bakteriyel enfeksiyonlarda. Viral enfeksiyonlar dediğim gibi boğaz ağrısıyla beraber daha çok ses kısıklığı, öksürük, göz problemleri de eşlik eder. Evet, şöyle bir soru var izleyenlerimizden gelen hocam. Bağlantılı olduğu için hemen sorayım. Sadece virüs ve bakterilerden kaynaklı mı bademcikler şişer? Mesela soğuk su içtiğimiz zaman bademciklerimiz şişiyor algısı doğru mu değil mi diye sormuşlar. Yani aslında işte bu yani şimdi neticede bir yani biz farkında olmayarak aslında bakterilerle virüslerle bizim lenfoid dokudaki işte nötrofil T hücreleri dediğimiz savunma hücreleri arasında bir savaş var yani. Şimdi kim daha güçlü olursa onun şikayet kim daha güçlü olursa o hani kazanır diye bir yaklaşım doğru olabilir. Şimdi soğuk su içtiğimizde yani biz bademciklerimizin savunma sistemini zayıflatıyoruz. Yani çünkü neticede bir savaşabilmek için yani vücudun savaşabilmesi için belli bir sıcaklık olması gerekiyor. Şimdi bizim vücudumuz 37 derecede en iyi çalışır. Siz onu düşürürseniz sıcaklığını savunma hücreleri de kendi işlerini o düşük sıcaklıklarda yapamadığı için neticede onları zayıf bırakmış olursun. Annelerin burada haklı bir çıkışı var. İşte buzlu şeylerden uzak dur ya da işte çok soğuk tabii su içme ki, gibi evet. O hani, haklı çıkışları demek tabii ki. Tabii haklı. Yani net yani soğuk çok fazla soğuk olunca biz o enzimleri devre dışı bırakıyoruz. Enzimlerin çalışmasını yavaşlatıyoruz. Neticede bu yani savunmayı zayıflatıyoruz yani bu şekilde. Evet. Bu şey ve diğer mikroorganizmaların güçlü olması yani bu şekilde yani enfeksiyon ortamı bulmuş evet. oluyor. Peki hocam çok teşekkürler. Bir izleyenimiz maske takıyoruz bu aralar demiş. Bu yani hem boğazda hem bademciklerde nasıl bir etki yapar, zararları var mı maskenin diye sormuşlar. Ya da nelere dikkat etmemiz gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor diye sormuşlar. Ya aslında bir yani eğer alerjik maskeye karşı bir alerjisi yoksa oradaki işte maddeye karşı bir zararı yok. Bu zaten gerek bakteriyel enfeksiyonlar olsun, gerekse viral enfeksiyonlar olsun bulan bulaşım şekli damlacık yoluyla yani havada mikrobun asılı kalması işte hasta kişinin öksürmesi, hapşırmasıyla mikrobun asılı kalması ve karşı
hasta olmayan kişinin bunu alması engellemiyor. Alması şeklinde aslında hastalık başlıyor da elden ele işte bulaşıyor. Maske aslında bu hastalıkları yani yayılmasını engelliyor aslında. Yani genel olarak da aslında bu korona süreci dışında da yani hasta bir kişinin kendi korunması gerekiyor. Yani diğer insanları koruması gerekiyor. Maske kullanması gerekiyor aslında. Yani hasta bir kişinin gerçi şu anda bu maske daha bir yaygın kullanıyor ama bu yani süreç bitse dahi yani bir kişi hastalandığında çevresini hasta etmemesi için bence kullanmasına fayda var diye düşünüyorum. Evet hocam. Şimdi bademcik hastalıkları nasıl tedavi edilir bölümüne geçmeden yine izleyenlerimizden gelen sorular var hocam. Mesela bademciklerin alınması vücutta savunma eksikliği oluşturur mu diye sormuş izleyenimiz. Yani şöyle şimdi evet tabii mantık olarak hani bademciklerin yani bademcikler dedik ki çok önemli savunma mekanizmasına rol alıyor dedik. Mantık olarak alınması da acaba savunmayı zayıflatır mı diye haklı olarak yani bu şekilde düşünebilir ama yapılan çalışmalarda yani bu eksikliğin vücudun tölere ettiği ve bunu kompanse ettiği yani yerine koyduğu görülmüş. Neticede bu yani en önemli bademci en önemli özelliklerinden bir tanesi immün globin A dediğimiz bir immün globini sekresyonlara evet, yani üretmesi ve bu şekilde savunma oluşturması ama ben en başta anlattığım gibi sadece savunmayı bademcikler yapmıyor. Yani bademcikleri en savunmayı bizim dudaktan başlayıp bütün sistem yani boğazımız, akciğerlerimiz yani bütün mukozaların altında zaten savunma hücreleri bulunuyor, lenfoid hücreler bulunuyor ve bunların hepsi savunmadan sorumlu. Evet. Siz bademciği aldığınız zaman diğer savunma mekanizmaları devreye giriyor ve bunu tölere ettiği gösterilmiş. Yani bir savunmada bir sıkıntı oluşturmadığı gösterilmiş. Evet hocam. Ama bademcikleri alınanlar daha dikkatli olabilirler değil mi tabii hocam? Tabii yani neticede savunmayı yani bir konfordur aslında. Yani şimdi tam bademciği aldığın zaman elbette ki başta bir şey oluşabilir ama daha sonra bir eksiklik oluşabilir ama daha sonra bu toparlanıyor. Vücut bunu yerine koyabiliyor. Yani evet. Devam edelim. Bir sorumuz daha var. Çocuğum gündüzleri nefesi normal ama ancak geceleri şiddetli horlamaları oluyor demiş. Sebebi bademcikler olabilir mi diye sormuşlar. Yani bademcikler olabilir. Neticede bademcikler de olabilir ama tabii muayene etmek lazım. Şimdi horlamanın sebebi hava yolunu tıkayan bir durum gibi gözüküyor. Bunun birçok sebebi var. Yani muayenede burunda kıkırdak eğrilikleri bunu yapabilir. Burnun arkasında geniz dediğimiz bölgede geniz etinin şişmesi bunu yapabilir. Bademcilerin büyük olması bunu yapabilir. Ya da bunların hepsi bir arada olabilir. Evet. Ya da bunların hiçbiri olmaz. Alerjisi vardır. O da burun tıkanıklığı yapabilir. Yani muayene etmeden bir şey demek zor ama tabii ki bademcikler çok büyük olduğunda horlamaya sebep olabilir. Evet, öyle bir şey söyleyebiliriz. Peki hocam çok teşekkürler. Şimdi bademcik enfeksiyonları üzerine konuşuyoruz. Tabii bunun tedavi yöntemleri de var. Direkt bademciği şişenin bademciği alınmaz. Mesela ilaç tedavisi öneriyor musunuz? İlk etapta nasıl bir yol izleniyor tedavi süreciyle ilgili? Özellikle sürekli bazen ya şu şikayetler geliyor işte sürekli şişiyor diye, sürekli ağrı yapıyor diye. Bu tür hastalara hangi tedavi yöntemleri uygulanıyor? Bunları sormak istiyoruz. Şimdi şöyle yani dediğim gibi en başta yani bir hastalığın viral mı bakteriyel mi olduğunu ayırt etmek lazım. Çünkü evet. Tedavi burada farklılaşıyor. Yani bir hasta için tabii ki şikayetler benzer. Yani boğaz ağrısı, ateş, yutma güçlüğü, evet. Halsizlik.
Fakat bir hekim olarak bu viral mı, bakteriyel mi? Çünkü bu tedaviyi yani değiştirir. Viral bir problem düşünüyorsanız zaten bunun tedavisi istirahattır. Yani istirahat, bol hidrasyon, bol, evet. Sulu, sıvı gıdalarla beslenme, dinlenme. Bu büyük ihtimalle zaten yani bu yeterli oluyor. Ama bakteriyel olunca iş biraz daha farklılaşabilir. Çünkü burada antibiyotik kullanman gerekebilir. Tabii viral, şimdi yaşa göre de aslında biraz olay değişiyor. Çünkü yani viral enfeksiyonlarda ve tedavi, hidrasyon, ondan sonra işte ateş düşürücü ilaçlar kullanmak, hidrasyon, dinlenme. Ancak bu viral enfeksiyonlar yani yaşa göre farklı tahribatlar oluşturabilir. Özellikle eğer bu bir çocuk hastaysa veya işte yaşı ileri bir hasta veya bir akciğer problemi varsa, KOAH gibi problemler varsa, bu viral enfeksiyonlar sekonder bakteriyel enfeksiyonlara sebep olabilir. Yani dikkat etmek lazım. Evet, burada belki virüse karşı ilk etapta bir yani antibiyotik kullanmayacaksın ama takiplerde bu viral enfeksiyonlar çocuklarda bir bronşite sebep olabilirse, bronşit, bronşiyolit, pneumoni gibi bir tabloya sebep olursa o zaman iş farklılaşır. O zaman antibiyotik kullanmak gerekebilir. Hastaneye de yatırmak gerekebilir. Yani ayrımı iyi yapmak lazım. Ayrımı iyi yapmak lazım ya, takibi iyi yapmak lazım. Yani viral enfeksiyonların başında belki antibiyotiğe gerek olmaz ama daha sonra viral enfeksiyonlar da neticede mukozaya zarar verebildiği için yani ve mukozaya zarar verince sekonder bakteriler, diğer bakteriler orada yaşam şansı bulduğu için orada bu sefer artık viral bir enfeksiyon üzerine bir bakteriyel bir enfeksiyondan bahsedilir. O zaman antibiyotik gerekebilir. Evet. Onun takibini iyi yapmak lazım. Erişkinlerde de mesela viral enfeksiyonlar, evet, yani işte dinlenme, genel olarak yani genel olarak dinlenmek, bol hidrasyon, işte analjezik gibi ilaçlarla vücudu rahatlatıp büyük ihtimalle bunlar yeterli oluyor ama eğer bir ek bir hastalığı varsa ya da kişinin direnci buna müsait olursa, bu viral enfeksiyonlar ileride pnömoniye sebep olursa, bu yine takipte şey yapmak, evet, lazım. Peki. Tabi bu şimdi bu viral enfeksiyonlarda genelde bir ateşle başlar. Bir iki gün sonra genelde bu toparlar. İşte burun akıntısı, öksürük ve şeklinde şikayetler devam eder. Daha sonra eğer tekrar bir, mesela 5. 6. günden sonra eğer tekrar bir ateş çıkarsa, işte o bakteriyel enfeksiyon olabilir. Ona dikkat etmek lazım. Evet. Peki ayrımı iyi yapıldı, takip de ediliyor ama buna rağmen şikayetler bitmiyor hocam ve bazen ameliyat kararı alınıyor. O karar nasıl veriliyor, o ameliyat sürecine giden? İşte bu şöyle, yani eğer bu bakteriyel olduğu düşünülürse, yani hastanın boğaz enfeksiyonu, yani dediğimiz hani boğaz enfeksiyonundan kasıt bademcik enfeksiyonu bakteriyel olduğu düşünülürse ve bu sık sık tekrar ediliyorsa, yani bir senede işte 6-7 kereden fazla oluyorsa, işte hayat ya da boğaz ağrısı, yutma güçlüğü şikayetleri bir senenin 3 ayından fazla sürüyorsa, o zaman ameliyat yani düşünülebilir. Tabii bu yani ameliyat indikasyonları yani şu şekilde sıralanabilir. Kronik tonsilitten bahsediliyorsa, yani az önce bahsettiğim şey, bademcik iltihabı bakteriyel olduğu düşünülüyor ve bu bir senede 6-7 kereden fazla oluyorsa, artık yavaş yavaş kronik tonsilitten bahsedilebilir. Buna bademcik ameliyatı yapılabilir. Ama eğer şimdi bademcik ameliyatları tabii farklı sebeplerle olabilir. Yani bu kronik tonsil sadece bir sebebi.
Yani evet. Bu bir sebebi. Hatta kesin endikasyon değil. Yani illa olması gereken bir durum değil. Sadece yaşam yani hayat konforunu arttırmak, işte eğer öğrencisi okula gidebilirliğini arttırmak, ilaç, antibiyotik ihtiyacını azaltmak, hayat kalitesini biraz daha arttırmak amaçlı yapılabilir. Ama kesin endikasyonlar var. Yani illa yani alınması gereken kesin önerilen durumlar var. Bunlar işte mesela badem işte çok büyük olup hava yolunu tıkıyorsa bu kesin indikasyondur. Bunda hani yani bu kesin indikasyon veya tümör düşünülüyorsa yani bir şüphelenip bir kanser düşünülüyorsa o zaman kendi kesin indikasyonuyla olur. Ya da bir travmaya bağlı bir şekilde bademcikte durdurulamayan kanama varsa o da kesin indikasyon olur. Bunlar da kesin yapmak lazım. Ama diğer sebepler işte sık enfeksiyonlar, ondan sonra işte aso titresi dediğimiz işte bir tetkik var, onun sürekli yüksek olması gibi bazen yani kesin olmayan ama olursa daha iyi olur dediğimiz durumlar var. Evet. Peki o süreçte çok tabii önemli bir süreç ve takip edilmesi gereken bir süreç. Titizlik de üzerinde durulması ve öyle zaten genelde karar verilmesi gereken süreçler. Ameliyat süreci biraz daha özellikle izleyenlerimiz de bol bol soru göndermişler hocam. Biraz daha herkes böyle ameliyat deyince biraz ürküyor tabii haliyle. Bu bademcik ameliyatı bile olsa ürküyoruz ameliyatlardan. Onun için hemen izleyenlerimizin sorularına dönmek istiyorum. Mevsimi var mı diye sormuş. Bademcik ameliyatı için herhangi bir mevsim önerir misiniz diye sormuşlar. Yani şöyle aslında yani yaz ayda çok sıcak aylarda yani mecbur kalınmadıkça yani yani yapılmasa daha iyi olur. Çünkü biraz daha risk artmış oluyor aslında. Ama yapılmaz diye bir şart yok. Yaz ayı dışında bütün mevsimlerde yapılabilir. Evet. Yaz ayı da yapılabilir. Ama dediğim gibi yani eğer şeyse hani daha serin havalarda yapmakta biraz daha riski azaltmış oluruz. Yazın havalar sıcak olduğu için kanama riski yani olabildiğinden dolayı yani yazın çok tavsiye edilmiyor. Ama ancak yani illa olma şeyse hani başka bir vakti yoksa çünkü her zaman şey olmuyor hani yazında yapılmaz diye bir şey yok yani. Evet. Doğrudur hocam. Yazında yapılabilir yani. Yani peki. Bunun bir mevsimi yok yani. Kesin illa bu mevsimde yapılmaz diye bir şey yok. Sadece yazın biraz daha risk fazladır öyle diyebiliriz yani. Peki hocam teşekkürler. Bademciklerin küçültülmesi nedir diye sormuş. Bu tarz bir tedavi öneriyor musunuz? Ben de araştırırken hocam bademciklerle ilgili böyle bir tedavi yönteminin olduğu, bademcikleri almak yerine küçültmeye gidilmesi ve o savunma mekanizmasının yerinde durması gibi bir yöntemden bahsedilmişti. Siz bu tarz bir tedavi yöntemi öneriyor musunuz ya da? Yani yapılabilir. Yani şey uygun vakalarda radyofrekans yöntemiyle bademcikler küçültülebilir. Belki her vakada değil ama şimdi bazı vakalar var çok büyük yani küçültmek, daha fazla küçültmek için çok daha fazla radyo frekans vermen gerekecek. Bu da nekroza falan sebep olabilir ama uygun vakalarda muayene göz önünde bulundurularak uygunluk şartı var değil mi hocam? Uygun vakalarda yapılabilir. Evet, peki. Tek taraflı bademcik sorunum vardı. Yani tek bademciğim şişiyordu. Doktorum hemen almalıyız dedi. Size de danışmak istiyoruz. Ne yapmamız lazım diye sormuşlar. Şimdi şöyle yani dediğin gibi hani kesin endikasyonlardan bahsettim. Yani kesin ameliyat endikasyonlarından. Bunlardan bir tanesi kanser şüphesi. Şimdi şöyle eğer tek taraflı bir şişmeden kasıt yani sadece ağrısız büyüme ise ve yakın zamanda olunuyorsa biyopsi amaçlı yapmak lazım. Evet. Yani tabii tek taraflı şişmeden kasıt nedir ben onu tam çünkü şöyle şişmek derken şöyle kastediyor. Bazı kişiler iltihap kası yani iltihaplanıyor ona şişme deniyor. Bazı durumlarda da bademci gerçekten şişip bir yer kapladığı için şişiyor deniyor. Şimdi eğer tek taraflı yer kaplayan şişmeden bahsediliyorsa ve yakın zamanda yani bu son 2-3 aylık bir süreçse biyopsi amaçlı yapmak lazım. Ama sadece bir iltihapsa yani her yani uzun süreçli bir
problemse ve ama sık iltihaplanıyor. Yani şişmeden kasıt iltihaplısa eğer rahatsız oluyorsa yapılabilir yani. Ama kesin indikasyonlar arasında olmaz. Fakat hani olursa daha rahat eder diyebiliriz. Evet hocam. Çok teşekkürler. Bir soru daha. Çocuğum bu aralar iştahsız, gelişimi de yavaş demişler. Boğazı da sık sık hastalanıyor. Bazen de çok kötü bir koku geliyor boğazından. Bunun sebebi ne olabilir diye sormuşlar. Şimdi tabii gelişim yani gelişmesinin yavaş olması. Şimdi şöyle bir durum da var. Hani madem işte gelişmesine engel oluyor diye bir kanı da hani var ama şöyle şimdi bademci çok büyük çocuklarda bademcik ameliyatı sonrası bazı kişilerde ama bazı çocuklarda hızlı büyüme gösterilmiş. Fakat bu bademcik ameliyatıyla büyüme ve gelişim arasında direkt bir bağlantı yani her zaman kurmak doğru değil. Bazı hastalarda büyüme gelişmesinin hızlandığı doğrudur. Tabii ağız kokusunun birçok sebebi olabilir. Yani sık boğaz enfeksiyon, bademcik iltihapları ağız kokusuna sebep olabilir ama bunun yanında bir diş problemi de ağız kokusuna sebep olabilir. Ya da işte buruna bir yabancı cisim de ağız kokusuna sebep olabilir. Ağız kokusuna sebep olan işte bademcik taşları da ağız kokusuna sebep olabilir. Ağız kokusunun birçok sebebi var. Veya ağızla hiçbir alakası olmayıp akciğerdeki bir bronşektazi dediğimiz bronşların genişlemesine bağlı işte orada balgamın birikmesine bağlı da olabilir. Yani bir değerlendirmek gerekir. Yani ama sadece bademcik için düşünecek olursak eğer bademcik sık bademcik iltihabı olursa ağız kokusu buna bağlı olabilir tabii. Ama evet, birçok başka sebebi de var onun için. Araştırmak bunu. Lazım. Araştırmak peki lazım hocam yani. Çok teşekkürler. Diyarbakır'dan bir izleyenimiz telefon attığımızda. Hayırlı günler diliyoruz. Evet, hattımızda bir sıkıntı yaşandı. Tekrar alırsak yayına bağlayacağız izleyenimizi. Sorularla devam edelim hocam WhatsApp'tan. Evet, bağlantımız tamamdır. Diyarbakır'dan izleyenimiz hayırlı günler diliyoruz. İyi günler hocam. Sağ olun, teşekkürler. Geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim ve sorunuzu buyurun alalım. Buyurun sorunuzu alalım. Tayyar hocam kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Ya daha önce de bir çocuğu size getirdik zaten. Evet. Kızım benim 5 yaşında hocam, cerebral palsy hastasıdır hocam. Evet. Şimdi hocam sürekli kusması falan oluyor. Mesela gastroenterolojiye de götürdük, nörolojiye de götürdük. Onlar bir tanı bırakamadı. Yani o çözümünü bulamadı hocam. Mesela mide filmini falan da çektik. Akciğerine falan kaçak olmuyor. Tekre besleniyoruz zaten hocam. Bu boğaz reflüsü olabilir mi hocam? Ya da endoskopiye gerek var mı bu çocuğa? Evet. Yani endoskopiden kastım mide endoskopisi, yani onu tabi gastroenteroloji yani karar verebilir. Ama boğaz reflüsü mideden boğaza reflü olabilir. Mideden boğaza reflü olabilir ama sadece boğaza bağlı bir reflü olmaz. Yani eğer bir reflü olursa hani mideden boğazına doğru olabilir. Evet. Başka sorunuz var mıydı? Yani bu kusma sürekli midesini falan bulandırıyor hocam. Evet. Şimdi şöyle tabii bu yani sürekli mide bulantısı yani sadece boğaza bağlı olmayabilir. Yani bu işte siz dediniz de serebral palsy hastası bu şeyle yani nörolojik bir problem de olabilir. Onun tetiklediği bir durum da olabilir. Yani sadece boğazla ilgili olmayabilir. Tabii endoskopi yani kulak burun boğaz endoskopi yapabilir ama gördüğü alan işte gırtlak yapısı ve mide yemek borusunun girişine kadar değerlendirilebilir. Eğer orada bir sıkıntı varsa görülebilir ama eğer orada bir sıkıntı yoksa büyük ihtimalle hani mide ve beyin arasındaki ilişkiye bağlı olabilir. Bunun da araştırılması lazım diyelim evet, hocam. Peki çok teşekkürler, geçmiş olsun. Evet, dileklerimizi iletiyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Sağ olun. Devam edelim hocam. Şöyle yaklaşık 3 aydır boğazda bir kaşıntı var. Doktora gittim, alerji dedi ama
kaşıntıdan hala rahatsız oluyorum. Ne yapmamız gerekiyor diye bir soru. Evet. Yani kaşıntı tabii bu biraz farklı bir konu. Yani alerji de olabilir. Yani o alerji uzmanı şey mi yapmış? Alerji teşhisi koymuş. Alerji teşhisi koymuş. İlaç kullanmış ama fayda görmemiş. Fayda görmemişler. Yani alerji için kullanılan tabii farklı ilaçlar var. Şimdi antihistaminikler var, lökontrienin antagonistleri var. Bütün alerji ilaçları, yani her alerji ilacı her insana faydalı olmayabilir. Belki onu tekrar değerlendirip başka alerji ilaçları da hani kullanmak evet. gerekebilir. Peki hocam. Evet. Çok sağ olun. Diyarbakır'dan bir izleyenimiz telefon attığımızda. Hayırlı günler diliyoruz. İyi günler efendim. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Evet. Sağ buyurun, olun. Teşekkür buyurun sorunuzu adına. Terk Hoca'ya da selam ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam bizim çocuk hasta. Biz bir iki defa hastaneye götürdük. Ondan sonra bu faranjiti oldu. Onu bademciklerin sürekli şiştiğini. Yani neredeyse ayda bir hastaneye götürmek zorunda kalıyoruz. Evet. Her götürdüğümüzde de bir iki defa eğer sürekli ayda bir bu şekilde oluyorsa gerçekten ameliyat olması gerekir falan diye bademciklerini alması gerekir. Evet. O şekilde şu anda ne yapabiliriz diye hocam. Yaşı kaçtı? 4 yaşında hocam. 4 yaşında. Yani her hastalandığında doktora götürdüğünüzde yani bademcik iltihabı mı diyorlar? Yani bademcik iltihabı diyorlar, sürekli de antibiyotik veriyorlar. Antibiyotik de olmazsa onu atlatamıyoruz. Evet. Peki. Geçmiş olsun. Biz hocamızla değerlendirelim inşallah. Hayırlı tamam. günler diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür sana. Ediyoruz. Yani işte anladığım kadarıyla şimdi sık enfeksiyondan bahsediliyor. İşte dediğim gibi yani bu yani ayrımını yapmak lazım. Eğer bu bakteriyel bir şeyse yani yani doktora götürdüğünde doktorlar bakteriyel bir enfeksiyondan bahsediyorsa ve işte yani o zaman kronik bir şeyden, kronik bir enfeksiyondan bahsedilebilir. Ama yani 4 yaş için biraz erken diye düşünüyorum. Biraz daha takip edilebilir aslında. 5-6 yaş ne kadar takip edilebilir. Bunlar ameliyine geçmezse ameliyat yapılabilir tabii ki. Ama kesin bir endikasyon değil. Yani illa olması gereken bir durum değil. Yani çünkü biz dedik bademcik ameliyatının kesin indikasyonu sadece büyük olup hava yolunu tıkaması. Evet. Bu bizim için kesin ama diğer durumlar sadece tavsiye ediliyor. Yani bir senede 7 kereden fazla oluyorsa tavsiye edilebilir. İyi değerlendirmek lazım. Gerçekten bakteriyel olduğu düşünülüyorsa 4-5 yaşında yani yapılabilir tabii ki. Bademcik ameliyatı. Ama antibiyotik kullanıyormuş sürekli hocam. İşte antibiyotik aslında biraz o konuya girmek lazım. Çünkü yani kesin kesin antibiyotik endikasyonu bakteriyel enfeksiyon düşündüğümüz. Bunun en sık sebebi A grubu beta hemolitik streptokoklar. Yani bunu iyi şey yapmak lazım. Gerçekten muayenelerde eğer A grubu beta hemolitik streptokok düşünülüyorsa o zaman antibiyotik kullanılır. Onun dışında hiçbir durumda boğaz enfeksiyonunda antibiyotik kullanma endikasyonu yoktur. Evet. Bu A grubu beta hemolitik streptokok düşünüldüğünde tabii bu sadece düşünmeyle değil bu belki kültürle tespit etmek lazım. A grubu beta hemolitik streptokok tanısını. Çünkü burada en önemlisi bu. Viral enfeksiyonlar zaten kendiliğinden iyileşiyordu. Bakteriyel enfeksiyonların da sadece antibiyotik kullanma meselesi değil aslında. Bu A grubu beta hemolitik streptokokların komplikasyonları çok ağır olabilir. Çünkü bu bakteriler, A grubu beta hemolitik streptokok isimli bakteriler dokuya zarar veriyor. O apseye neden olabilir. Peritonsiller apse dediğimiz, işte retrofaringal apse, derin boyun apseleri gibi ya da işte kulak enfeksiyonları yani süpüratif komplikasyonlara sebep olabilir. Akut dönemde ya da uzun vadede işte enfektif endokardit akut romatizmal ateş ya da akut post streptokokal glomerulonefrit gibi dediğimiz böbrek problemleri ve romatizmal ateşe sebep olabildiğinden dolayı bunun tanısı mutlaka korunması gerekiyor.
Ve mutlaka tedavisinin yapılması gerekiyor. Çünkü 10 gün içerisinde eğer bir antibiyotik tedavisi başlanmazsa, agrup etamoltik streptokok düşünü başlanmazsa, bazı insanlarda bu dediğim gibi tedavi son, şey enfeksiyon sonrası kalp tutulumu veya işte böbrek tutulumu veya santral sinir sistemi dediğimiz tutulumlar santral sinir sistemi tutulumu olabilir. Bunun tanısını iyi konması gerekiyor. Evet. Ve hastalandığında bu yani A grubu streptokok düşünülüyorsa o zaman kronik bir enfeksiyondan bahsedilebilir. Yani kronik bir enfeksiyondan bahsedilebilir. O zaman bir ameliyat, daha çok ameliyat gündeme gelir o zaman. Evet. Ama şeyleri işte benim işte sürekli boğazım ağrıyor, sürekli boğazım şişiyor ama bu bakteriyel mi, viral mı? Yani şimdi viralsa bir ameliyattan bahsedilmez. Bunun ayrımını yapmak lazım. Çünkü ikisinin de şikayetler benzer. Boğaz ağrısı, ateş, halsizlik. Yani bunu işte dediğim gibi yani bu eğer yanında burun akıntısı, öksürük, konjüktivit varsa viral olma ihtimali çok yüksek. Bir de en başta bir yaş durumundan bahsettik. Mesela 3 yaşından önce bakteriyel enfeksiyonlar çok nadir görülür. 3 yaşından önce yeni doğanlarda mesela boğaz enfeksiyonları bakteri olma olasılığı çok düşük. Daha çok bakteriyel enfeksiyonlar 5-15 yaş arası daha çok görülüyor. Bu A grubu etamotik streptokoklar ve tabii yine ara dediğimiz akut romatizmal ateş de bu yaş grubuna daha çok görülüyor. Özellikle 5-15 yaş arasına çok dikkat etmek lazım. Evet. Daha önceki enfeksiyonlar viral olma ihtimali daha yüksek. Özellikle 3 yaşından önce ve 15 yaşından sonraki enfeksiyonların yüzde yani 15'i ancak 3 yaşından önce daha az da yani yüzde 15 yaşından sonra yüzde 15'i viral enfeksiyon olabilir. Bakteriyel enfeksiyon olabilir. Bunların çoğu zaten viral enfeksiyon. 5-15 yaş arası enfeksiyonların yüzde 30'u bakteriyel enfeksiyonlar. Bunların da mutlaka tanınması gerekiyor. Evet, peki hocam. Gelen sorularımızı ben yönlendirmeye devam edeyim size. Tabii bademciklerle ilgili değil bu sorumuz ama 2 haftadır yemek yediğim zaman boğazımda farklı bir tat oluşuyor. İlaç tadı gibi bir şey. Koku duyumu da kaybettim gibi hissediyorum. Ne önerirsiniz demişler. Öyle bir sorumuz var hocam. Yani bir daha söyleyebilir misiniz? Tabii soruyu tekrar edelim. Yaklaşık 2 haftadır yemek yediğim zaman boğazımda farklı bir tat meydana geliyor ve koku duyumu da kaybetmiş gibi hissediyorum. Yani eş zamanlı mı olmuş? Eş zamanlı hocam. Eş zamanlı olduğunu ifade ediyorlar. Yani bir şimdi tabii bu biz şimdi bir şey sürecindeyiz yani bir salgın sürecindeyiz. Yani aklım acaba hani başka hassizlik problemleri buna eşlik ediyorsa acaba bir test mi yaptırsa diye düşünüyorum. Korona testi mi yaptı acaba? Tabii belirtiler içerisinde onlar da var değil mi hocam? Evet. Hem yani ağızda tat problemi, koku, daha işte değişiklik. İşte yani tabii muayene etmek lazım. Yani başka problem var mı yok mu? Çünkü bunlar biraz subjektif şeyler. Yani çok mesela reflü de bir ağızda tat problemi oluşturabilir. Evet. Ya da işte bir viral enfeksiyon da yapabilir. İşte kokunun az gelmesi yani bir sinüzitte de olabilir. Bir alerjik problemde de olabilir. Bu son süreçteki bu işte salgında da hani koronaya bağlı da olabilir. Ya da yani hiçbir sebep bulunamazsa tetkiklerle yani neticede koku siniri direkt beyinden gelen bir sinir. Direkt bağlantısı var. Belki oraya bu frontal bölge dediğimiz ön yüz bölgesine belki görüntülemeyle bakmak gerekebilir ama tabii en basitinden önce bir değerlendirmek yani gene bir muayene yapmak bir sıkıntı yoksa yani hiçbir şey bulunamazsa o zaman ileri tetkiklerle yapılabilir. Yani evet. Bu şikayetlerle bir şey demek biraz zor. Evet. Uyuduğumda ağzımda su birikiyor. 3-4 defa gece onun için
Kalkıyorum. Nedeni ne olabilir demişler. Bademciklerle bir ilişkisi var mı bu durumun hocam? Yani şey döneminde olabilir, enfeksiyon döneminde olabilir ama onun dışında diş problemleri de bunu yapabilir. Dişdeki problemler ağız mukozasını tahriş ederek tükürük sekresyonunu artırıyor olabilir. Veya mide problemleri de buna sebep olabilir. Evet, devam edelim. Şöyle bir sorumuz. Sürekli ağız içi yaralar oluyor. Neden olduğu, yani neden oluyor bu durum anlamaya çalışıyoruz ama bademciklerle bir ilişkisi var mı bunun? Yani bademciklerde bir sorun mu var ki ağızda yaralara sebep oluyor? Yani şöyle, bademciklerle direkt bir bağlantısı değil de hani eğer bademcik enfeksiyonu sırasında vücut immün sistemi zayıfladığında ağız yaraları oluşabilir. Ama eğer genel olarak oluşuyorsa bu yani immünolojik bir şey de olabilir. Yani bu vücudun savunma sistemiyle ilgili olabilir. Sadece bademciklere bağlanmak doğru değil. Evet. Peki şöyle devam edelim. Benim yaz kış boğazım ağrıyor ve kaşıntım var sürekli. Boğaz kaşıntısı. Doktora gittim, hafif iltihap diyor. Antibiyotik kullanıyorum, iyileşmiyor boğazım. Ne tavsiye edersiniz demiş izleyenimiz. Yani yaz kış bu. Boğaz ağrısı ve kaşıntıyla birlikte devam ediyor hocam. Tabii antibiyotik kullandığını ve buna rağmen iyileşmediğini ifade etmiş. Ya şimdi şöyle etmiş. Yani boğaz ağrısı işte bu biraz yani bu kavram yani muayeneyle beraber değerlendirmek lazım aslında. Boğaz ağrısı sürekli oluyorsa yanında ateş var mı? Yutma güçlüğü var mı? Mesela yemek yerken zorlanıyor mu? Yani bunlara bakmak lazım. Eğer sık sık ateşle eşlik ediyorsa, yutma güçlüğüyle beraber oluyorsa, yani bu bir bademcik enfeksiyonu, yani bademciklerle alakalı olduğu düşünülüyorsa, bir ay, yani üç aydan fazla sürüyorsa bir bademcik ameliyatı söz konusu olabilir. Ama bu tabii reflü de olabilir. Yani çünkü reflü problemlerine de boğaz ağrısı olabilir, boğaz kaşıntısı da olabilir. Yani sadece bademcik lere bağlamamak lazım. Yani boğaz ağrısının şiddeti, süresi, eşlik eden başka bir problem var mı, yok mu? Diğer muayenelerini yapmak lazım. Mesela bir septum deviasyonu varsa, burunda kıkırdak eğriliği varsa, burnundaki havalanmanın işte yani havanın yetersiz nemlenmesi, ısıtılamamasına bağlı ağızda nefes alıyorsa boğaz ağrısı yapabilir. Yani tam bir muayene yapmak lazım aslında. Başka hiçbir problemi yoksa, sadece boğaz ağrısı varsa, yani boğaz ağrısının şiddetini çeşitli dönemlerde şiddetleniyor mu, yanında ateş oluyor mu, olmuyor mu, sigara içiyor mu, yani bunlar da hepsi önemli. Yanında mesela diş problemleri var mı? Mesela diş problemleri çok önemli. Şimdi diş çürükleri var mesela, sürekli boğaz ağrısı oluyor. Zaten orada bademcikler zaten savunmada rol alıyor. Sürekli dişlerde çürük olursa oradaki bakteriler sürekli bademcikleri tehdit eder. Sürekli bademcikler de alert durumda olur. Sürekli boğaz ağrısı yapabilir. Yani hepsini beraber değerlendirmek lazım. Evet, peki hocam. Kısa bir ara vereceğiz. Tabii izleyenlerimizin soruları gelmeye devam ediyor. Biraz soluklanalım. Devam edeceğiz inşallah. Kısa bir aranın ardından değerli izleyenler tekrar burada olacağız. Gelen soruları konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Tekrar hayırlı günler diliyoruz değerli izleyenler. Sağlıcakla programı devam ediyor. Kulak, burun, boğaz hastalıkları uzmanı Doktor Tayyar Kılınç hocamızla birlikteyiz. Bugün bademcikleri konuşuyoruz. Bademcikler bağışıklık sisteminin vücudu enfeksiyonlardan korumasına yardımcı olan ve boğazımızın her iki tarafındaki doku topaklarıdır değerli izleyenler. Çok önemlidirler aslında. Bunun önemini de biz programa giriş yaparken konuştuk. Şimdi tabii sorularınızla devam etmek istiyoruz bu bölüme. Şöyle bir sorumuz var hocam. Tabii bu konuyu da konuşmadık. Risk, ameliyat riski var mı yok mu? İzleyenimiz 21 yaşındayım. Küçüklüğümden beri bademcik sorunum var demiş. Yılda da en az 5 kez şişiyor. Yaşım itibariyle doktora gittim. Kaç defa
bademciklerimi aldırmak istediğimi de söyledim. Risk olduğu için ameliyat yapamayacaklarını söylediler. Ne yapabilirim bu durumdan? İşte hangi riskler var işin içerisinde? Hocamızdan tavsiye almak istiyorum demişler. Şimdi tabii yani her işin bir riski var. Endişe de ameliyat olunca tabii iş biraz yani, daha riskleri. Tabii risk kavramı yani olasılıkla alakalı bir durum biliyorsunuz. Yani bir iş riskli denildiğinde bu olacak anlamına gelmiyor. Şimdi bademcik ameliyatlarının ameliyat sırasında riskleri var. Bir de ameliyat sonrası riskleri var. Ameliyat sırasında yani kanama riski olabilir ameliyat sırasında. Evet. Tabii anesteziye ait riskler olabilir. Tabii bunlar nadir olan aslında riskler. Yani işte 1000 kişide 1 kişide o yani çok ciddi problemler yaşanabilir ama ameliyat sonrası kanama bu biraz oran değişiyor. Yani %7'ye kadar kanama riski var. Yani %100 kişiden 3 ile 7 arasında kişilerde kanama olabilir. Biraz yaşa göre farklar da arz ediyor bu. Biraz daha çocuk yani biraz daha işte 4-5-10 yaş arasındaki çocuklarda bu risk biraz daha düşüktür. Evet. Biraz daha böyle işte 15-20 yaş arası hatta 15-30 yaş arası diyelim. O biraz daha riskli oluyor. Çünkü ameliyat sonrası kanama riski biraz daha fazladır. Dediğim gibi bu %7 oluyor. Bu %7'nin birçoğu işte hafif kanamalar olabilir. Kendiliğinden geçen ya da işte eğer erişkin ise polikinkte müdahale edebildiğin kanamalar. Ama bir kısmı ciddi kanamalar da olabilir. Evet. Tabii bunu önceden öngörmek zor. Yani bu kanamalar yani hayatı tehdit eden kanamalara kadar varabilir. Bunlar tabii nadir görülen şeyler ama yine de olabilir. Riskten kastedilen şey budur. Tabii evet. Bu yani hastanın hani bilgilendirme zorunluluğu var. Neticede hasta derse ki ben bütün riskleri kabul ediyorum. O zaman olur ya tabii ki ameliyatını. Yani yapılmaz diye bir şey yok. Ama bu riskler var. Yani basit kanamalardan ciddi kanamalara kadar seyreden komplikasyonlar olabilir. En önemli komplikasyonlar, en hayati tehdit eden komplikasyonlar en çok 2-24 saatte görülen komplikasyonlardır. Yani kanamalar eğer bir kanama olacaksa ve 2-24 saatte olacaksa bu daha ciddi olabilir. Bir de bazen de geç komplikasyonlar da problem oluşturabilir. Evet. Geç komplikasyonlar da neticede bir ameliyat yapıyorsunuz. Orada bir yani bir dokuyu alıyorsunuz. Orada işte müdahale ediyorsunuz. Ve oranın iyileşmesini bekliyorsunuz. Şimdi bu tamamen kişinin savunmasıyla alakalı bir durum. Yani iyileşme sürecini etkileyen başka şeyler de devreye giriyor. Mesela ameliyat sonrası beslenme çok önemli bir durum. Bazen çok ciddi bir problem oluyor. Çünkü ameliyattan sonra ciddi boğaz ağrıları olabilir. Evet. Boğaz ağrısı olduğunda beslenme problemi olur. Beslenme problemi olduğunda doku iyileşmesi zayıflar. Doku iyileşmesi zayıfladığı zaman mevcut daha önce müdahale ettiğin damarlar açılabilir. Evet. Onun için bu ilişkili yani ameliyat sonrası iyi bir bakım. Aslında ameliyat sırasında değil de ameliyat sonrası çok daha önemli oluyor. İşte bu dediğim gibi 15-30 yaş arası daha çok kronik enfeksiyonlar olduğu için kronik enfeksiyonlarda daha çok yapışıklıklar oluyor. Bademciğin dokuya yapışıklığı oluyor. Ve burada işte yani kanama riski biraz daha fazla oluyor. Ama tabii olmaz, işte ameliyat olamaz diye anlamına gelmiyor tabii ki bu. Evet, peki. Senede 4-5 defa bademciklerim şişen diyen bir izleyenimiz var. Antibiyotik kullansam da bu geçmiyor.
ameliyat öneriyor musunuz demişler ilk olarak. Bir de çocuklarımda da aynı durum söz konusu. Yani bademcikte bir genetiklik olayı var mı diye sormuşlar hocam. Şimdi aslında şöyle yani dediğim gibi olay bakteriyelse ve yani mesela bir kültürlerinde bir bakteri A grubu beta hemolitik streptokok gibi bir bakteri tespit edildiyse evet. İşte hastalık sırasında işte, yutma güçlüğü, ateş 38 derecenin üstünde bademcikleri beyaz böyle membran, gri bir membran kaplıyorsa yani eğer olay bakteriyel olduğu düşünüyorsa ve 4-5 kere oluyorsa ameliyat olabilir aslında. Daha rahat eder. Tabii bunun aslında şöyle bir durum var. Yani şimdi şöyle bir soru aslında gündeme geliyor. Bu yani niye sık bademcikler niye sık enfeksiyon oluyor? Kronikleşme niye oluyor? Mesela bir şey gibi kalıcı bir bağışıklık olur mu mesela? Aslında şöyle, bu biraz da bakterinin yapısından kaynaklanan bir durum. Çünkü bakteri yani bakterinin kapsülü M proteini denen bir proteinle hastalık yapıyor. Sadece onunla değil tabii bu A grubu beta hemolitik streptokokun hastalık yapıcı bazı mekanizmaları var. Ama antikorlar M proteinine karşı gelişiyor. Ve kalıcı bağışıklık oluşuyor. Ama M proteinin çeşitliliği çok fazla. Yani yaklaşık 120 çeşit genetik bir varyasyondan bahsediliyor. Dolayısıyla bir M proteinine karşı yani diyelim ki M1 suçuyla hasta oldunuz. Vücut M1'i tanıdı. Ona karşı antikor oluşturdu. Artık M1 ile bir daha olmaz. Ama eğer vücut müsaitse buna, bu sefer başka bir M suçuyla oluyorsunuz. Biraz da ondan kaynaklanan bir durum. Bir de tabii ki bakterilerin kronik bademcik enfeksiyonun oluşmasının sebeplerinden bir tanesi, yani bir teori olarak mikroapseler olduğu düşünülüyor. Yani evet. Antibiyotiklerle siz orayı, bakterileri sıkıştırıyorsunuz bir yere ama mikroapseler olduğu için oraya tam ulaşamıyorsunuz ve vücut direnci düştüğü anda tekrar ona hastalık yapıyor. Bir de bakterilerin film oluşturma gibi bir yani nasıl diyeyim, bir mesela bir film mekanizması oluşturuyor. Bu şu şekilde tasvir edilebilir. Yani bir cihazı bir şeyle kaplarsınız ya, bir nasıl diyeyim, bir bantla kaplarsınız ya. İşte o bakteriler de kendilerini bu şekilde savunmaya, film diye bir tabakayla kendilerini koruyorlar ve bir türlü antibiyotik oradan gidip bakteri tamamen yok edemeyebiliyor. Evet. Dolayısıyla vücut direnci düştüğü anda tekrar ortaya çıkıyor. Artık bir süre sonra bademci tamamen çıkarıp yani bütün enfeksiyon odağını kaldırman gerekebilir. Genetik olabilir mi? Tabii ki bu yani genetik olma hani şu şekilde yani tam bir gen işte şu gene bağlıdır falan diye demek zor tabii ki ama neticede vücut savunma mekanizmasının temel kodları DNA'da aslında olduğu için yani genetiktir şeyi olabilir tabii ki yatkınlık olabilir ama tabii buna sosyal faktörler, çevre faktörleri, alışkanlıklar. Yani buna birçok şey sebep olabilir. Evet hocam. Yani o şekilde diye düşünüyorum. Peki, teşekkürler. Oğlum 5 yaşında ve 1 yaşından beri bademcikleri hep şişiyor. Yıl boyunca en az 5-6 kez enfeksiyon geçiriyor. Bademciği almazsak sıkıntı olur mu? Ve diğer organ ve dokulara bir zararı var mıdır bu durumun diye sormuş. İşte mesela deniyor ki hani 1 yaşından 5 yaşına kadar bademcik enfeksiyonu. İşte yani 1 yaşında bademcik enfeksiyonu çok nadir görülen bir şey. Çünkü genelde yani anneden çocuğa geçen antikorlar, anne karnındayken geçen antikorlar 1-2 yaşa kadar çocukları koruyor. Evet. Yani onlar bakteriyel enfeksiyon olmayabilir. Yani bunun ayrımını gerçekten iyi yapmak lazım. Yani 5 yaşa kadar, 1 yaşından 5 yaşa kadar boğaz yani bademcik iltihabı yani muhtemelen bunların arasında bir kısmı viraldır.
gerçekten eğer bakteriyel olduğu düşünülüyorsa ameliyat olabilir yani, olursa rahat eder ama bunun iyi ayrımının yapılması lazım. Yani 1 yaşından 5 yaşına kadar biraz daha yani bunun farklı içerisinde viral enfeksiyona olma olası çok yüksek. Çünkü 2 yaşından önce neredeyse bakteriyel enfeksiyon çok nadir görülüyor. Evet. İyi bir uzmanın yani bu viral enfeksiyon bir kısmı viral olabilir. 3 yaşından sonra tabii ki bakteriyel enfeksiyonlar olabilir. Eğer gerçekten bakteriyel enfeksiyon olduğu düşünülüyorsa ve senede 4-5 kere oluyorsa yani şimdi şöyle asıl tavsiye edilen şey bir senede 7 kere olursa 2 sene üstte 6 kere olursa her sene 5 kere olursa ameliyat öneriliyor. Ya da bir mesela abse geçirdiyse yani bir problem yaşadıysa yine ameliyat olabilir. Ama bunlar kesin indikasyonlar değil. Ben en başta dediğim gibi kesin indikasyonlar arasında kronik tonsilit yok. O kronik tonsilit olursa daha iyi olur. Tavsiye ediliyor. Yani evet. Ama kesin indikasyon değil yani. Peki hocam, çok teşekkürler. Şimdi son olarak bademcik şişmesi önlenebilir mi diyeceğiz. Tavsiyelerinizi alacağız. Bir de temizlik ürünlerini çok kullanmaya başladık son dönemlerde. Çamaşır suyu özellikle bu ürünler arasında. Bunlar da bademciğe zarar veriyor mu? Bunlarını kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bademciklerimizin sağlığı için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Tavsiyelerinizi noktalayacağız hocam, buyurun. Şimdi bademcik enfeksiyonu önlenebilir mi? Yani eğer hani hasta bir kişi kendini korursa, şimdi neticede bu hasta bademcik enfeksiyonu viral ve bakteriyel enfeksiyonlardan oluyor ve bu ikisi de damlacık yoluyla, işte elden temas yoluyla bulaşabilen mikroorganizmalar. Bu azaltılabilir. Belki tamamen önlemek mümkün olmayabilir tabii ki ama azaltılabilir. Eğer işte kişi eğer hasta olmak istemiyorsa, işte iyi bir uyku düzeni, beslenme, yani iyi beslenme alışkanlığı, ondan sonra temizlik, el hijyenine dikkat ederse yani büyük bir miktarda azaltmış olur. Yani uykusunu iyi alırsa, beslenme iyi beslenirse, dinlenirse, hani bu hijyene dikkat ederse azaltır. Hasta olan bir kişi de kendini korursa, yani başkasını korursa, çevresini korursa, işte o da hijyenine dikkat ederse, hastalığından maske kullanırsa, çok insanlarla yakın temasta olmazsa, o da yani sağlıklı insanlara yardımcı olmuş olur. Dolayısıyla karşılıklı bir şekilde buna dikkat edilirse azaltır. Ama tabii tamamen önlemek mümkün olmayabilir. Yani neticede göremediğim bir şey herhangi bir yerde olabilir. Ne zaman vücut direncinin düşebileceğini tahmin edemezsin. Onun için her zaman tamamen önlemek mümkün olmayabilir tabii. Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Doktor Tayyar Kılınç hocamız bizlerle birlikteydiniz. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, bugün bademcikleri konuştuk. Sorularınızı yanıtlamaya çalıştık. Sağlıcakla programının sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.